Herkese selam, herkese iyi akşamlar. Yine ben geldim. Bu sefer Junior Eurovision için son videomla geldim. Benim için hızlı bir süreç oldu aslında. Yani Eurovision kadar kısa uzun bir süremiz yoktu aslında. Yani şarkıların açıklanması veya reaksiyonu da çekmek için. Son böyle bir aydır falan sürekli Junior Eurovision şarkıları dinliyoruz. Bence ki bu güzel bir şey yani. Klasik Eurovision havasından çıkıp biraz da Junior Eurovision yine de Eurovision gibi olan ama Junior Eurovision'a ait bir hava olduğu için orada biraz daha fazla farklı olarak daha güzel de bir atraksiyon yaratıyor. Tabii ki Eurovision kadar heyecanlı ya da Eurovision kadar bizim için kamçılayıcı değil ama benim sevdiğim, ben daha önce mesela eskiden sevmiyordum bu kadar, yani izlemiyordum ama son birkaç yıldır takip ediyorum Junior Eurovision'da detaylı olarak. Daha öncekileri tabii takip etmiştim ama oturup izliyorum işte detaylı olarak, hani takip ediyorum falan. O yüzden güzel bir etkinlik oldu. Yani en azından yılın ortasında Mayıs'a kadar bir kere daha böyle hani Eurovision vari bir şey görüp kendimizi gaza getirebiliyoruz diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Dediğim gibi benim için son ülke o da sevgili Sırbistan. Sırbistan'ı bu sene Jovana and Dunja Children's Eyes adlı şarkısı temsil ediyorlar. Sırbistan'ın şarkılarını ben genelde beğeniyorum. Eurovision'da da olsun, Junior Eurovision'da da olsun. Sırpçayı çok güzel kullanıyorlar. Tebrik de ediyorum bu arada. Hani kendi dillerini mümkün olduğunca Eurovision'da göstermeye çalıştıkları için ülkeleri adına. Güzel bir şey. Bakalım, bilmiyorum. Yani Sırbistan konusunda hiçbir fikrim yok. Yani hani gerçekten dediğim gibi beklentim yüksek bir yandan. Çünkü 2019 olsun, 2020 olsun çok da kötü şarkılar göndermedi. 2019 ben bu arada çok da seviyorum. Podignikalası. 2020'de katılmış mıydı ki? Katıldı ya. Hatta geçen videoda Makedonya'daki çocuğa benzettim. Sırbistan çocuğunu. Tam geçen seneki şarkısı o kadar iyi olmasa da Podignikalas çok güzeldi 2019. O yüzden bilemiyorum yani. Aslında Sırbistan da böyle hani arada bırakan bir ülke genel olarak. Balkan ülkelerin çoğunda bu var herhalde. Yani şimdi düşünüyorum, Makedonya aynısını düşündüm. Şeye de aynısını düşünüyorum. Sırbistan aynısını düşünüyorum şimdi. Karadağ, Maradağ genel olarak bu şekildeler. O yüzden bilemiyorum. Bakalım. Göreceğiz. O zaman çok da beklemeden 2021 Junior Eurovision için kendi adıma sizlerle paylaşacağım son ülke olan Sırbistan'ın videosuna geçelim. Bu ne be? Rapimsi bir şey mi bu, anlamadım. Klasik müzikle rap tarzı bir şey birleştirmişler ama. Şimdi normal şarkıya döndü. Burası güzel ama. Kızları da hiç çünkü özenmemişler yani. Yani sanki biraz şey gibi olmuş, böyle farklı tarzdaki şarkıları bir araya getirmek gibi bir şey olmuş ama İlk baştaki rap gibi olan şey ne gerek vardı? Beat de çok güzel değil bu arada. Çok sıradan. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum bu arada. Yani şarkı çok sabit ilerliyor. Dediğim gibi beat hiç hoşuma gitmedi. Çok 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 sıradan olmuş. En baştaki şeyi zaten öyle atlatamadım şarkının başından beri. Ne gerek vardı yani öyle bir şeyi? Şimdi bir de köprü kısmı da aynısını yaparlar. Ay bit gerçekten çok kötü ya. Yalan yani, şey yapmak istemiyorum ama bir yerde İngilizce söyleyecekler mi yoksa fırsatça mı? Şarkı çok çok düz. Kapanışı bunu yapmak istemezdim ama bilmiyorum gerçekten böyle hani şarkı dinlerken çok zorlandım açıkçası ilerlemesinde, gitmesinde. Yani bilmiyorum, zaten baştaki o rap'e benzer kısım hiç hoşuma gitmedi. Şarkıda ne alakası var? Gerek var mıydı? Onun dışında beat gerçekten çok sıradan ve hani alt düzeyde yapılmış bir beat. Hani müzik olarak konuşuyorum. Sözler zaten çok sabit kalmış. Yani çok farklı bir şey duymadım. Zaten Sırpça bilmiyorum tabii ki şimdi. Hani gelip de farklı bir şey söyledim söylemedim bilemiyorum ama duyduklarım açısından nakarat olsun, içerik olsun çok böyle sabit bir söz dağarcığına sahipti şarkı. Yani onun dışında hani tam sabit bir sözcüğe daha sahip olabilir. Bunu daha önce gördük. Matahari olsun ya da işte hani mesela Ermenistan şarkısını dinledim. Kami Kami mesela. Tamam, okey mesela olabilir ama bir şeyler yapılmış oralarda mesela hani ekstra yükseltmek için veya hani bir şey için. Burada sadece sıradan, yani sabit bir şekilde şarkı söylüyorlar
ve hani gidiyor sadece yani hani. Ben çok şarkı içine giremedim açıkçası. Umarım yani Junior Eurovision kimse için şey böyle hani şey yapmak da istemiyorum. Çok kötü bir şarkı, iğrenç bir şarkı diyemeyiz. Zaten hani kötü bir şarkı değil. Gerçekten hani kullanılsa güzel bir şarkı da olabilirmiş. Üstüne çıkılabilirmiş. Sevgili arkadaşlarımıza buradan başarılar diliyorum. Umarım kendileri için güzel bir derece alırlar. Ama benim çok da üst sıralarımda yer alacağını düşünmüyorum bu şarkının. Yani şöyle bir nokta var. Elbette tabii ki bir Junior Eurovision şarkı yarışması hani çocuklar için aslında bir eğlence platformu olarak kurulmuş bir şey. Ama bir noktada artık bu mesela son birkaç senede iş ciddiye de bindi. Polonya'nın kazanmasından ve ev sahipliklerinden sonra. Junior Eurovision da artık böyle hani bir şey oldu ve hani her ne olursa olsun bir yarışma. Bir birinci elde edilecek ve biz de bir sıralama yapmak zorundayız. O sebeple değerlendiriyorum. Bu şekilde Sırbistan yani diyecek bir şeyim yok. Çok beğenemedim. Umarım kendi için hayırlısı olur diyelim. Ben bu seneki Junior Eurovision için değerlendirmelerimi bitirdim. Umarım hepsini izlemişsinizdir. Sadece ben değil tabii ki. Bütün arkadaşlarımın çünkü 19 tane şarkı var. 19 tane farklı video var yani şu anda yayında olan. Umarım Eurovision, Junior Eurovision'dan önce 19 Aralık'tan önce bir haftalık bir süremiz var. Orada izlersiniz. Sizlerin top 5'ını, top 10'ini görmek isteriz tabii ki. Yorumlara koyabilirsiniz. Instagram'dan bizlerle Eurovision, Junior Eurovision günü paylaşabilirsiniz. Twitter'dan bizlerle paylaşabilirsiniz. Bakalım bizlerle ne kadar benzer olacak sizlerinki ya da bizimki biz ne kadar tutturabileceğiz top 5'ı, top 10'i. Aslında şu an söyleyebilirim ama düşünüyorum yani tam oturttum mu oturtmadım mı o konuda şeyim var. Aslında oturttum da denebilir. Ben buradan kapatmadan videoyu kendi top 5'ımı en azından sizlere söyleyeyim. Ne kadar size uyar uymaz, ne kadar daha ne kadar kötü bir müzik zevkine sahip olduğum belki ortaya çıkar bilmiyorum sizler yönünden ama ben 5. sıraya Polonya'yı koydum. 4. sıraya Rusya'yı koydum. 3. sıraya Fransa'yı koydum. İlk iki. İkinci sıraya Ermenistan'ı koydum. Ve son olarak birinci sıraya benim gönlümü fetheden sevgili grubumuz Kuzey Makedonya'yı koydum. Benim top 5'ım bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Size de uygundur biraz bir derece. Umarım sizler de şarkıları sevmişsinizdir. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir şu ana kadar. Önümüzde sadece bir gece var biliyorsunuz. 19 Aralık'ta sizlerle Twitter'dan canlı yayınla Junior Eurovision'u hep beraber izlemek dileğiyle diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada unutmadan bizleri YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu da beğenirseniz çok makbule geçer. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın.